Mut'a nikahı hakkındaki düşünceniz nedir? Şimdi mut'a nikah ile ilgili bizim sitede yazı var. Onu isteyen okuyabilir. Mut'a yararlanma. Yani kadından yararlanmaz. Süre işte 5 dakikalığına da olur, 1 saatliğine de olur, 2 saatliğine de olur. Nikah kıyıyor, para veriyor. Zevkini aldığı zaman tamam. Yani bir karı koca olmuyorlar. Birisi diğerinin eşi olmuyor. Sadece biri diğerinin cinselliğinden yararlanıyor. Ondan sonra ayrılıp gidiyorlar. Bu zinadan başka bir şey değildir. Şimdi diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında uygulandı. Yani şey minareyi çalan kılıfını hazırlar ya. Neymiş? Huneyn Savaşı'ndaki esirler Evtas Vadisi'nde bekletilmişler. Evtas Vadisi'nde esirler kadınlı, erkekli, çoluk çocuk hep beraber bir aradalar. Bir vadiye bütün esirler doldurulmuş. Ve savaş ortamı. Düşünün bakalım. O vadi bir yerleşim bölgesi de değil. Esirler orada tutuluyor. Kadınıyla, erkeğiyle. Kim gidecek de oraya benimle muhtar nikahı yapar mısın der. Böyle bir şey olur mu? Ya gerçekten ben bu delilikten öteye bir şey. Resulullah güya müsaade etmişmiş orada evsatı. Ya ola fiilen olması mümkün değil bir. Efendim yok Hayber'de. Ya nasıl olur? Savaştığın kişiyle muhtar nikah yapacaksın. Gece kalkıp seni öldürecek. Ya böyle saçmalık olur mu? Yani bu muta nikahı ile ilgili ama şunu söylerler efendim işte vardı da Ömer zamanına kadar da Ömer kaldırdı. Ya nasıl Allah'ın helal kıldığını Ömer nasıl haram kılabilir? Böyle bir şey olur mu? Hiçbir zaman muta nikahına Resulullah cevaz vermiş değildir. Zaten ancak eşlerdir insana helal olan. Bak işte burada da bu ayet-i kerimede de belirtiliyor. Öyle nikahın geçicisi falan olmaz. Nikah süreklidir ve talakla ayrılma olabilir ya da iftida ile ayrılma olabilir. Yoksa efendim süre bitti ayrıldı böyle bir şey asla mümkün değil. Buna fetva vermek için hem Resulullah'a iftirada bulunmuşlardır hem de Nisa suresinin 24. ayetine saçma sapan anlamlar vermişlerdir. Mesela bizim şeyde sitede okursanız orada görürsünüz. Şia'dan Tabatabai'nin o ayeti ne hale getirdiğini ben orada yazmıştım. Oradan görebilirsiniz. Burada mesela diyor ki Allahü Teala bakın. Mesela ayet okuyayım bakın ki hiç buradan müteya bir şey bulabilir misiniz? Evli kadınlarla da evlenmeniz size haram kılınmıştır. Ancak bu evli kadınlar esir iseler onlarla evlenilebilir diyor ayet-i kerime. Bu Allah'ın size yazdığı yazgısıdır ve uhille lekum ma vera ezalikum. Buraya kadar haram kadınlar anlatılıyor şeyden 23. ayetten itibaren. Bunların dışındaki kadınlar size helaltır. Nesi helal? Nikahı helal. Başka bir şey değil. Nikahı helal. Peki. Ondan sonra diyor ki en tebtegu bi envalikum. Mallarınızı vererek kadınlar yani çünkü mehir mallarını vererek arayacaksınız. Nasıl olacaksınız? Muhsini, namuslu olmanız lazım. Kendinizi zinadan koruyacaksınız. Gayre müsafihin öyle zinaya da gitmeyeceksiniz. Zina etmeyen, kendini koruyan kişiler olarak evlenebilirsiniz. فَمَسْتَمْتَعُتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ Bihi'deki o nikahla o kadınlardan nikah yoluyla yararlanabilir. Yararlandığınız zaman nikahlandın, bir gece beraber kaldın. فَاَتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَر۪يضًا Farz olarak onların mehirlerini o kadınlara verin. Yani bir gecede kalsan mehrini tam vereceksin. İster bir ömür boyu kal, ister bir gece kal. Bu bir ücret mi? Bu bir mehir. Yani bir gece kaldın, boşadın, olsun. Tamamını vereceksin. وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ ف۪ي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ O mehri kestikten sonra diyor, aranızda anlaşabilirsiniz. Kadın der ki, ya az oldu benim mehrim, biraz artırır mısın? Artırabilirsiniz. Erkek diyebilir ki, ya çok oldu, biraz düşün.
kadın kabul ederse düşünebilirsiniz. Yani karşılıklı rızayla olabilir. İnnallâhe kâne alîmen hakîm. Allah bilir ve doğru karar verir. Şimdi tutmuşlar burada. Femestemtâtum mâya. Arapça bilenler için mâyı mastariye-i tevkîtiyye manası vermişler. Ne kadar onlardan yararlanırsanız onun ücretini verin diye mana vermiştir. Bihideki hu zamirinde kendi kafalarına göre hayali bir yere gönderiyorlar. Yani ayeti kelimeyi kendi keyiflerine uydurarak müt'anın cevazına fetva veriyorlar. Resulullah'a da tabi iftira ediliyor. Ömer radıyallahu anh'a da iftira ediyor. İşte Ömer zamanına kadar müt'a vardı, o kaldırdı falan filan. O hiç mümkün değil. Yani o bizim oradaki yazıda görürsünüz, müt'a diye bir şey asla olamaz.